Selamlar herkese. Bu videoda tam anlamıyla kahvelerin reçetesini değil fakat genel olarak reçetelerde kullanabileceğiniz genel tavsiyeleri ve elimizdeki kahveleri konuşacağız. Öncelikle açılalı yaklaşık 1 ila 1,5 hafta oldu. Güzel talepler aldık, güzel yorumlar aldık. Hepinize çok teşekkür ediyorum öncelikle. Güzel bir fuar geçirdik. Bu fuarda olsun, etkinliklerde olsun, internet sitesindeki siparişlerde, forumdaki yorumlarda olsun beni yalnız bırakmanız tekrardan teşekkür ediyorum bunun için. Şimdi öncelikle elimizde hangi kahveler var? Bunları konuşmuştuk. Kafein Kültür'ün 7. bölümündeydi sanırım. Burada 5 çeşit kahveden konuşmuştuk ve espresso olabilecek kahveleri konuşmuştuk. Şimdi bu kahveler çıktı. Bu kahvelerde neler var? Paketlerde neler yazıyor? Biraz bunlardan bahsedeyim öncelikle. Paketlerimiz de oldukça sevildi. Tasarımcısı Ertan Bey sağ olsun çok güzel tasarımlar yaptı. Kendisi Instagram'da da failin Mefailun hesabıyla biliniyor. Orada kendi ekstra tasarımlarını da yayınlıyor. Bakabilirsiniz isterseniz. Şimdi paketin üzerinde verdiğimiz bilgileri biraz konuşalım. Ve bu bilgilerle ne yapabiliriz? Neler yapacağız? Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bunları birazcık konuşalım. Olabildiğine detaylı bir künye yazmaya çalıştık etikette. Biraz dolu bir etiket oldu fakat hoşumuza da gitti açıkçası. Yani tasarımla da uyuştu bir yandan. Kahvelerin biz künye bilgisi olarak hemen hemen internette bulabileceğiniz hikayesi haricindeki bütün bilgileri döktük etikete. Yöresi, üretici ve istasyon müdürleri yani eğer biri çiftlik kahvesi değil istasyon kahvesi ise de istasyon müdürlerini yazıyoruz. Elimdeki Etiyopya mesela bir istasyon kahvesi ve yöneticilerin isimleri mevcut. Çiftlik ve istasyon ismi, işlem türü, fermantasyonu, rakımı, hasat yılı ve ayları, tedarikçisi, ne için profil hazırladığımız ve tadım notları. Özellikle tedarikçi konusunda da paylaşmayı özen gösterdik ki siz bu kahveleri aynı zamanda bu tedarikçilerden de teyit edebilir. Merak ettiğiniz kahvenin hakkında daha detaylı bilgi alabilin diye tedarikçi bilgisini de özellikle vermek istedik. Şimdi bu 5 kahve çıktı ve oldukça güzel ilgi de gördü. Bu 5 kahvenin de dışında ayrıyetten tadım seti rica edildi oldukça ve 3 farklı tadım seti yaptık. Biri tüm seçki deneme seti dedik. 5 kahve birden var içerisinde. Latin Amerika seti dedik, Brezilya ve Honduraslar var. Afrika seti dedik, Kenya ve Etiyopya var. Buna da oldukça güzel ilgi oldu. Bunun için de teşekkür ediyorum. Bu setler üzerine çeşitli çevrim içi atölyeler yapmayı planlıyorum. Bunun için Instagram'da takipte kalmanızı da rica edeceğim. Bunlarla ilgili çeşitli cuppingler olabilir belki çevrim içi veyahut anlatılar olabilir. Takipte kalın. Videoyu çektiğimiz gün Cuma günü. Yarın Honduras kahvelerinin üreticisi Marisabel Caballero ile canlı yayında müşterilerle buluşup ürettikleri kahvenin lansmanını yapacağız. Kendisi bize kullandığımız, tükettiğimiz La Tanayiri ve Caballero Lot 5 kahvelerini nasıl ürettiklerini anlatacak. Ve sizlerden gelen bazı soruları topladım. Arzu eden canlı yayında da soru sorabilecek. Böyle güzel bir etkinlik de var cumartesi günü. Bakalım bu video ne zaman yayınlanırsa ya etkinlik geçmiş olur ya da etkinlikle aynı gün bile yayınlanabilir emin değilim bakacağız. Şimdi gelelim kahvelerle ilgili genel olarak tavsiyelere ve reçetelere. 2 tane reçetemiz yayınlandı. Geçen hafta Kenya'yı yayınladık. Bu hafta Caballero Lot 5'in reçetesini yayınladık. Oldukça yoğun bir süreçten geçiyorum. Hedefimiz reçeteleri fuardan önce bitirmekti. Fakat vlogta da bahsetmiştim. Çok aşırı yoğun bir 3 ay bekliyor beni. Ve son 1 ay kaldı dünya şampiyonasında da. Bundan dolayı reçeteler biraz aksamalı gidiyor. Bundan dolayı kusuruma bakmayın. Ama bütün enerjimizle yine reçeteleri hazırlamaya, paylaşmaya, fikir vermeye devam ediyoruz. Yayınlanan reçetelerin dışında da ben videolarını hazırlamadım fakat reçetesi hazır olan kahveleri Kahve Kulübü Net Forumundan ve kahvemasası.com'da yayınlıyor ve yayınlamış olacağım. Oralara da göz atabilirsiniz. Üye değilseniz üye olabilirsiniz bu sayfalara. Burada da videosu çıkmayan reçeteleri de görüyor olacaksınız. Şimdi reçetesini paylaşamadım kahveler için genel tavsiyelerime geçelim. Bu tavsiyeler şunlar olacak arkadaşlar. Kahveler oldukça açık karbon kahveler. Çünkü ben bu tarz profilleri seviyorum. Bildiğiniz üzere Tim Mandelboy ile senelerdir çalışıyoruz biz dünya şampiyonası, ülke şampiyonaları için. Genel olarak Nordic stili dediğimiz bu daha açık karbon kahveler benim hoşuma gittiği için genel profil anlayışını da bunun üzerine kurdum. Ve oldukça da sizler tarafından sevildi. Bunun için de teşekkür ediyorum. Nasıl biz reçetelendirmeliyiz en azından ben reçeteyi verene kadar? Benim genel tavsiyem 1'e 15 ila 1'e 16 oranları arasında genellikle gidip gelmeniz. Ben bazı reçetelerde sadece 1 veya 2 reçetede sanırım çalıştığım reçeteler arasında 1'e 16,5, 16,7 oranına 1 veya 2 kez gittim ve deniyorum birkaç reçetede. Fakat genel olarak 1'e 15 ila 1'e 16 arasındaki
biri 15,5, bir da dahil buna genellikle oranlamamı yapıyorum. 15 gram veyahut 16 gram üzerinden çalışıyorum genellikle. Bunu da tavsiye ederim sizlere. Ve esas konu kahveler açık kavram olduğu için tavsiye ettiğim su ve tavsiye ettiğim kompozisyon, su kompozisyonu. Biz burada arıtma olarak ters ozmoz çıkışına da BWT'nin Besmi mineralizasyon kartuşunu kullanıyoruz. Bu kartuşta 4 tane bypass ayarı var mineralizasyondan geçecek. Biz 2 numaralı ayarı kullanıyoruz. Bundan dolayı ters ozmozda hem mineralitesi hem alkalinitesi düşürülen su mineral yükseltilerek depoya doluyor ve böyle bir su çıkıyor. Şimdi bu noktada dikkat etmemiz gereken şey, alkalinitesi yüksek sular açık kavrum kahveleri yeteri kadar güzel ve iyi çözemiyor, lezzetli çıkaramıyor. Bundan dolayı hep tavsiyem, benim forumlarda da tavsiye ettim, alkalinitesi düşük olduğunu bildiğiniz sularla kahvelerimizi demlemeniz öncelikli olarak. Ve paket su üzerine de oldukça baktık ve reçetelerden gördüğünüz buzdağı ile başladık. Buzdağı su arkadaşlar oldukça güzel uyuyor bu kahvelere. Eğer bulunduğunuz bölgede buzdağı su bulamıyorsanız da alternatif su bakmak için çalışmalara başladık. Birkaç tane de talip var bu alternatife. Birincisi erikli su oldu. Buzdağı kadar başarılı olmasa da fena bir performans vermedi erikli su. Bunun SE Türkiye'nin yönetici ekibinden arkadaşım Kaan'la beraber de denemiştik. Erikli suyla da fena çıkmamıştı. Ayrıca forumdaki arkadaşlarım da Nesle suyuyla denememi tavsiye ettiler. Bunun denemelerini henüz yapmadım ama belki iyi olabilir. Eğer Nesle suyuyla bu kahveleri deneyenleriniz varsa da yorumda benimle paylaşırsanız sevinirim. Böylelikle bana da yardımcı olmuş olursunuz. Reçetelerde kullanmanız gereken toplam süreler 3 dakika, 2,5 dakika, 2 dakika 40 saniye, hatta zorlayabilirsiniz 3,5 dakikaya bile kahveleri. Oldukça eminim ki acılaşmayacaktır kahveler 3,5 dakikada bile demleseniz. Çünkü kahveler zaten kolay çözünmüyor. Kolay çözünmediği için aslında bizim bütün ekstrakte ettirici öğelerimiz kahvede tatlılığı sağlıyor, acılığı sağlamıyor bizim kahvelerimiz özelinde. Bundan dolayı süreleri uzatmaktan da korkmayın. İlk iki reçete videosunda abaka filtre ile reçetelerimi paylaşmıştım. Fakat sonraki reçete videolarında traditional filtreye geçeceğim. Bunu da bildirmek isterim. Ancak abaka için verdiğim reçetelerde diğer filtrelerde yine iyi işlev gördüğünü söyleyebilirim. Su sıcaklığı da son bahsetmem gereken esas mevzulardan. Su sıcaklığını minimum 94 derecede tutun. 97, hatta ortam soğuksa 98 dereceye bile çıkarabilirsiniz. Yüksek sıcaklıklarda da suyu kullanabilirsiniz. Yine kahvelerde acılaştırma değil, tam tersi tatlılığı sağlıyor bu su sıcaklıkları. Bunu tavsiye edebilirim. Öğütme ayarını ve 60'ta tavsiye edilen ayarların bu başlangıç ayarlarını da tutabilirsiniz süreyi uzatmak için. Eğer kahvede çok bir asiteyi gölgeleyen tatlılık görüyorsanız da bir miktar kalınlaştırmanızda fayda var. Bu benim normalde kullandığım kalın öğütümlerden farklı olarak daha incelere gitmenizi tavsiye ederim bizim kahvelerimiz özelinde. Genel olarak tavsiyelerim de bunlardı. Kahveleri deneyenler, memnun olanlar, memnun olmayanlar, reçete deneyenler, reçetelerini bizle paylaşırsa, görüşlerini bizle paylaşırsa, yorumlarda yazarsa çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.